Tamamdır. Evet arkadaşlar, yayına şu anda başladık. YouTube kısmını muhtemelen buradan alacağım. Buradan kesip göndereceğim. Evet, AMX M4 MLE Liberté tankı şu anda benim neremde duruyor lan? Bana göre şu an ben buradan sola bakıyorum. Size göre sağa bakmış oluyorum, değil mi? Evet, öyle bir şey. Yanımda duruyor işte, görüyorsunuz. Tank bu. Tipi bu şekilde. Üzerinde oldukça hoş bir şekilde tanka yerleştirilmiş güzel bir bayrak deseni var. Fransız bayrağı ve namlusunda da Fransızca bir şeyler yazıyor. Ne anlatıyor bilmiyorum ama liberte muhtemelen. Liberte ne demek? Özgürlük falan bir şey demek muhtemelen. Böyle bir anlamı vardır. Araştırmadım detayını, bilmiyorum. Bilenler yardımcı olsun sohbetten. Bu desenle Avrupa'da satılacak arkadaşlar bu tank. Yakın bir zamanda satışa gelecek bu tank. Herhangi bir tankın yerine değil, ekstradan bir tank olarak gelecek. Yani FCM 50T'nin satıştan kaldırılması gibi bir durum şu anda yok. Bu tank yeni bir Fransız ağır tank olarak gelecek. Boyası da bu şekilde. Yanında da Fransa'nın o Fransa milli takım formasından alışık olduğumuz horoz da var. Bol bol horoz dövüşü yaptırırsınız bu tankla. Tank Rus serverında satışa çıkan Rus serverında gördüğümüz AMX M4 49'un aynısı, hiçbir farkı yok. Sadece Fransa bayrağına boyanmış versiyonu. Şimdi gelin tank hakkında birazcık bakalım. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik demekmiş. Evet, teşekkürler Barış Yücel. Liberté, özgürlük, egalite. He, anladım, tamam. Fraternite bir de. Tamam. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik anlamına geliyormuş arkadaşlar. Bir tankın namlusunda bunların yazması da biraz manidar. Şimdi tankın zırhına bakalım. Gençler, Beka. Beka'yı açtık yandan. Arkadaşlar, tankın can puanı şu anda 1350. 1350 fakat bu can puanını çok az bulmuşlar testlerde, özellikle bize verilen testlerde. Ben de öyle bir geri dönüş yaptım. Tankın can puanı çok az. Evet, bu tankın can puanı satışa geldiği zaman 1500 can puanı olarak gelecek arkadaşlar. Yani alışık olduğumuz işte T32, IS-3, işte Tiger tanklarının kendi düzeyine yerleşmiş olacak. Burada bu güncellemeyi paylaştık. Ardından ön zırhına bakalım. Ön zırhı şu plakası arkadaşlar, 180 mm, ve bu plakası da arttırılarak gelecek bize satışta. 190 mm olarak gelecek. Şu ön plaka ekstradan 10 mm daha kalınlaştırıyorlar ön plakasını. Sanki tank yeterince sektirmiyormuş gibi. Bir de üstüne ekstradan 1 santim daha zırh plakası gelecek ve ön plakası 190 mm olarak satışa gelecek. Yan plakası maalesef 55 mm arkadaşlar. Bu taraftan oldukça kolay atışlar yiyeceğiz. Arka tarafı ise 40 mm, yani patlayıcı mermilere oldukça dayanıksız yan ve arka zırhı var. Fakat ön zırhı muhteşem. Ön zırhına verilen açı oldukça güzel bir açı arkadaşlar. Birazdan Tanks GG ekranından da göstereceğim size. Bu tankın ön zırhının efektif zırh kalınlığı 240 mm'lerde. Şu plakası 180 mm. Önemli bir nokta var. Alt plakası. Alt plakası da 180 mm arkadaşlar ve alt plakası üst plakaya göre çok daha fazla eğimli olduğundan alt plakasından daha çok sektiriyor bu arkadaş. Yani bu tankı karşınızda gördüğünüzde ön plakasına ya da ön alt plakasına ateş ederseniz %90 sektireceksinizdir. Yani 10 tier bir tank değilseniz ya da 9 tier bir TD değilseniz bu tanktan ön plakasından sektirmeniz çok büyük bir olasılık. Şurada yan plakalar var, eğimli. Şurada görüyorsunuz iki tane yan plakası var. Bu yan plakalar düşmana karşı dümdüz durduğunuzda otomatik olarak sekecek bir şekilde ayarlanmış. Efektif zırh kalınlıkları çok yüksek. Fakat tanka azıcık açı verdiğiniz zaman şu şekilde, bu tankın şurada kocaman bir weak point'i var arkadaşlar. Bu bölgeden patır patır delebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bölgeden yapılan atışlar tankın mühimmatına da hasar veriyor ve mühimmat patlaması gibi, arka arkaya buraya gelecek 2 ya da 3 atışta mühimmat patlaması gibi bir problemi de olabiliyor bu tankın. Fakat düşmana karşı dümdüz durduğunuz zaman bu bölgeler autobounce olduğundan sizi çok da zorlamayacaktır. Özellikle bu tankı ilk kez görenler direkt bu ön plakaya deniyorlar. "Aa, AMX tankı ya bu," deyip patır patır ön plakanıza atacaklardır ve bol bol mermi sektireceksiniz. Keşke replayleri
açabilmiş olsaydım, replay kaydetmeyi unutmamış olsaydım da videodan gösterebilmiş olsaydım size bunları. Gelelim taret zırhına. Taret zırhı ön tarafta 250 mm arkadaşlar ve verilen açılar artı namlunun kenarındaki ekstra zırh kalınlıklarıyla birlikte 300 küsür milimetrelere çıkıyor. Yani taretten de bu tankı delmek için 9 seviye bir tank destroyer ya da 10 seviyede 250 mm, 260 mm delicilikli bir topunuzun olması lazım. Fakat taretin üstünde şurada bakın kocaman bir komutan kapolası var. Yani kocaman bir weak point'iniz daha var tarette. Bir tane gövdenizde var. Gövdedeki weak point burası. Taretinizdeki weak point ise, zayıf noktası ise burası. Buradaki zırh kalınlığı yanılmıyorsam 60 ya da 70 mm'ydi. Bu tank buralarına yapılan atış oldukça rahat bir şekilde deliyor tankı ve komutanımız ölüyor tabi buraya gelen atışlarda. Evet, bu tankın zırhı bu şekilde. Taretinin yan zırhı 120 mm çok rahat bir şekilde delinebiliyor. 5 seviye ve 6 seviyeden itibaren tanklar taret. Bu tankı yandan gördükten sonra delebiliyorlar arkadaşlar. Arkadan da 60 mm taret zırhı var. Yani kısaca bu tankın zırh şeması böyle dümdüz durduğu zaman inanılmaz zırhlı bir tank. Zırh şeması bu şekilde. Herhangi bir açı verdiğiniz zaman bilmeyen arkadaşlar muhtemelen sektireceklerdir ama birazcık kafası çalışan arkadaşlar hemen şu noktalarınıza atış yapabilirler. Artı arkadaşlar paletleri tankın birazcık önünde. Bu nedenle bol bol trek hasarı yiyorsunuz, palet hasarı yiyorsunuz. Yani alışık olduğumuz Fransız tanklarından biraz farklı bir mürettebat gereksinimi var. Mürettebatlarınızda tamir yeteneği olmazsa trekte kaldığınız zaman öyle diye ortada kalabiliyorsunuz. Sıkıntı olabiliyor. Bu nedenle benim size bu tanktaki önerim mürettebatlarınıza yakın bir zamanda tamir yetenekleri koyun. Tanka da büyük tamir çantasını kullanarak bu palet trek kaldırma, paleti tamir etme mevzularınızı çok güzel bir şekilde toplayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde tamir ediyor gerçekten. Ben bu tankı 3 skill'li mürettebatla denedim. 20 maç yaptım. Birazdan size onların istatistiklerini de göstereceğim. Bir Excel'de tuttum istatistikleri. Şimdi top performansına geçelim. Arkadaşlar bu tankta 100 mm kalibreli SA-47 topu var. Bu top size oldukça tanıdık gelebilir. Eskiden alıştığı, eskiden bildiğimiz Lorraine ya da işte şu an hali hazırda oyunda olan AMX 5100 gibi ya da işte Behçet AP gibi tankların topu arkadaşlar bu. AMX 5100'de de bu toptan var. Bu topun şarjörlü versiyonu var. Aynı top, özellikleri çok benzer. Bakın AMX 5100'ün topu yanda. Bu top arkadaşlar 100 mm kalibreli ve 232 mm deliciliğe sahip. Bir atışında 300 can puanı hasar veriyor ve 0,36 metre dağılmaya sahip. Yani snipe konusunda ortalama bir topa sahip. Yanılmıyorsam Patton'ın falan da dağılması da bu kadardı. Obje 140'ın falan 0,35. Yani hani öyle hayal edin karşınızda bu tankı. Yani snipe'ı fena değil ama mükemmel de değil. Bir Alman snipe'ı beklemeyin. Ama bir Rus ya da alışık olduğumuz o Behçet'ten alışık olduğumuz dağılmalar falan yok bu tankta. Nişan aldığınız zaman oldukça isabetli atış yapıyor. Fakat çok kötü bir özelliği var. 2,9 saniyede nişan alıyor arkadaşlar. Yani neredeyse 3 saniye diyebilirsiniz bu tankın nişan alma süresine. Artı burada gözükmeyen bir şey var arkadaşlar. Taretinizi çevirdiğinizde ya da tankınızı hareket ettirdiğinizde topun dağılması gerçekten büyük. Yani nişangahın küçülmesini beklemeniz gerekiyor atışlarınız için. Ben çok fazla daha küçülmeden yaptığım atışların çok fazla dışarılara gittiğini gördüm. Yani snipe yapma konusunda yetersiz birazcık. Özellikle hareketli snipe'larda oldukça zorlanıyor ve dediğim gibi yakın savaşlarda oldukça güzel fakat uzak savaşlarda biraz problem yaratacak bir namlusu mevcut. Gelelim bu topun namlu eğilmesine arkadaşlar. Tam 10 derece namlu eğilmesi var. Bu herhalde yanılmıyorsam 8 seviyedeki en iyi değerlerden bir tanesi. Bir de Carnarvon, şu İngilizlerin 10 seviye tankı, pardon 10 diyorum, 8 seviye tankı Carnarvon'da 10 derece eğiliyordu diye hatırlıyorum. Yani bu size ne kazandıracak? Çok kuvvetli bir taretiniz var. Bol bol Ridgeline dediğimiz bu tepe arkasında Huldan şeklinde savaşabileceğiniz bir tarete sahip. Oyununda çoğu yerinin engebeli olduğunu düşünürsek birçok haritada topunu sizi ne denir? O ortada bırakmayacaktır. Onun dışında
Ben mürettebatlarımı koydum. İşte bu şekildeki bir mürettebat dizilimlerinde 7,6 mermi atıyoruz. Dakikada yani 8,5 saniye reload süresi var arkadaşlar. Bu topun 8,5 saniyede bir 300-300 vurmak size de yaklaşık 2000 civarında falan bir DPM'e denk geliyor. DPM konusunda birazcık kötü arkadaşlar bu tank. Diğer muadili tanklara göre DPM konusunda gerçekten geride kalıyor. Yani bir tankı kısa sürede öldüremiyorsunuz. O yüzden bu tankla it dalaşına girmek biraz problem yaratabilir. Özellikle medlere karşı. Yani size 6 saniyede bir 6 saniyede bir atış eden tanklara karşı bununla it dalaşına girmek sizin için problem olacaktır. Evet. Ateş gücünü de anlattık. Bekayı da anlattık. Hareketliliğine geçelim. Arkadaşlar bu tankın 1000 beygirlik bir motoru var. Fakat bu tank tam 70 ton. 70 ton sanki Alman tankı gibi. Birazcık zaten tipine bakınca hafiften bir şurası düz olsa böyle yandan kesmemiş olsalar bildiğin Tiger 2'ye benziyor aslında tank. Baktığınızda tipi falan topu da vesaire Tiger 2'yi andırıyor. 1000 beygirlik motoru var. Motoru çok kuvvetli ama tank çok ağır olduğu için 14,16 ton başına düşen bir beygir var ki bu da hareketlilik konusunda çok ortalama bir değer. Yani hani T32'den T34'ten bir gıdım hızlı ama bir IS-3 hareketliliği falan yok tankta. Ve zaten ileriye doğru maksimum hızı da 40 kilometre, oldukça ortalama bir hız. 40 kilometreye ulaşabilmek için oldukça zaman kat ediyor ve yokuş yukarı çıkarken falan hızınızı inanılmaz kaybediyorsunuz. Geriye doğru gitme hızı 15 kilometre. Kendi etrafındaki dönüş derecesi ise 27 derece bölü saniye. Evet, hareketlilik konusunda dediğim gibi arkadaşlar oldukça ortalama bir hareketliliğe sahip. Gelelim tespit konusuna. Şimdi bu tankın burada 390 yazıyor tespitinde fakat mürettebatlarla birlikte o. Bu tankın görüş mesafesi 360 metre arkadaşlar. Ve taretinin dönüş hızı da 28 derece. Yani taret dönüş hızı ve tankın da dönüş kendi etrafındaki dönüş hızıyla birleştirdiğimiz zaman oldukça orta bir dönme derecesine sahip. Görüş mesafesi de 360 metre. Yani kör diyebiliriz bu tanka. Fakat iyi bir haberim var size. Görüş mesafesine de 10 metrelik bir buff gelecek. 370 metre görecek. Yani muadilleri tanklardan görüş konusunda bir tık daha öne geçecek. Fakat FCM'deki 400 metrelik görüş mesafesi bu tankta yok. Yani bu tankla birazcık diğer takımımızdaki orta ya da medium orta ya da light tanklara, hafif tanklara bağlı kalacağız spot konusunda. Kendi spotunu yapamayan bir tank. Tabii siz buna optik takarsanız mürettebatlarınızda keşif ve durumsal farkındalık vardır. Görüş mesafeniz artabilir. Sinyal mesafesi ise 800 metre. Evet arkadaşlar, tankın olayı bu. Mermi deliciliklerini anlatırken Gold mermisine değinmeyi unuttum. Gold mermisi de 263 milimetre deliyor ve deliciliği APCR. Olay bu. Tankımızın normal mermisi AP, Gold mermisi de Upchur. Patlayıcı mermisi de 50 milimetre deliyor. Bu şekilde gelin şimdi tankın zırh şemasına tanks.gg'den bakalım. Hangi açılarda durduğumuz zaman nerelerinden deliniyor. Ardından da maça girip tankın asıl performansını maçın içerisinde görelim. Bu tank FCM'ye eş değer bir fiyatta gelecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tankın gold değeri 11.700 gold. Evet, buraya geldik. Tank listesini açalım. TR8, Fransa Premium dediğimiz zaman Liberté. Evet, tank bu. Az önce anlattım ben size her şeyini. O yüzden direkt modeline bakacağız. Tankın zırh şemasını inceleyeceğiz. Evet, tank karşımızda durduğu zaman bu şekilde zırh kalınlıkları var arkadaşlar. Bakın ön plakası 180 mm ve efektif zırh kalınlığı şöyle 220-240 mm civarında geziniyor. Fakat bu değerin 10 mm artacağını unutmayın. Bu değer tank oyuna geldiği zaman, satışa sunulduğu zaman 190 mm olarak gelecek zırh kalınlığı ve bu gördüğümüz efektif zırh kalınlıkların hepsinin üzerine doğrudan 10 mm eklenmiş olacak. Yani ortalama 240 milimetre efektif zırh kalınlığı var ön plakasında. Ön alt plakasında ise daha fazla efektif zırh kalınlığı var, 250 mm civarında. Evet, yanlardaki weak point size az önce anlattığım gibi düşman tam karşıdan size bakıyorken 290 mm efektif zırh kalınlığı var ve otomatik olarak bounce oluyor çoğu zaman. Ben karşı karşıya da delindiğimi daha
görmedim bu oyunda. 20 tane maç yaptım ben bu tankla. Hiçbirisinde karşı karşıya da şuralardan denediler buralara atışları fakat delemediler. Taret zırhına baktığımız zaman 250 mm'lik olan taret zırhı efektif zırh kalınlığının 280 ile 250 ile 400 mm aralığında değiştiğini görebilirsiniz. Yani bu tanka taretinden karşı karşıyayken delmek imkansız. Yalnızca şu küçük komutan kapolasına ateş ettiğiniz zaman rahatça bir şekilde delebilirsiniz. Tankı eğer bir miktar açı verirse, bakın size anlattığım olay gerçekleşiyor burada. Yanındaki weak point'i açısı oldukça azalıyor ve 150 mm'lik bu zırh yalnızca 180 mm'lik bir efektif zırh kalınlığına dönüşüyor ve buranın arkasında da mühimmat deposu var. Buraya gelen atışlar mühimmatınızı bozacaktır, mühimmat deponuzu bozacaktır. O yüzden bu tankla oynamak isteyen arkadaşlar bu bölgelerini dikkatli korumaları lazım. Yan plaka, yan taraf tamamen oldukça zayıf 50 mm ve kafada da 120 mm. Arka tarafında ise 40 mm zırh kalınlığı var ve taretin arkası da 60 mm. Bir tane daha buff var arkadaşlar bu tankla alakalı. Tankın şuradaki 20 mm'lik yani artilerin atacağı, artilerin genelde savaşacağı şu 20 mm'lik üst plakası, gövdenin üst plakası 45 mm'ye çıkacak arkadaşlar. Bir saniye tekrardan kontrol edeyim. Evet, notlarımın arasında yazıyor. 20 mm'den 45 mm'ye çıkacak buradaki zırh kalınlığında. Yani artilere karşı bir miktar daha zırh koruması sağlayacak size. Ama ne kadar zırh koruması sağlar orası tartışılır. Zaten çoğu artinin patlayıcı mermisinin dereceliği de 60-70 mm civarlarında. Evet, tankımız bu şekilde arkadaşlar. Zırh kalınlığı da böyle. Bu tankın special matchmaking'i olmayacak. Bu nedenle 10 seviye maçları da görebiliyoruz. Evet, gelelim şimdi artık oyun performansına. Saniye. Artık oynayalım. Bu kadar gevezelik yeter diye düşünüyorum. Ha, size mermilerinden bahsedeyim bir kere daha. 100 mm'lik bir kalibreye sahip olduğu için her mermisinin masrafı 1030 kredi arkadaşlar. Yani deliciliği oldukça yüksek fakat merminin maliyeti de oldukça yüksek. Yani her sıktığınız mermi size 1K zarar ettirecek gold mermisi de 4000 krediyle alınıyor bu tankın. Tankımız bu şekilde. Benim size tavsiye ettiğim mürettebat dağılımları tabii ki kardeşler takımı, tamirler ve atış skillerini geliştirmek. Her zamanki ağır tanklarımda kullandığımız yetenek dizilimi. Tamam mıyız? Var mı arkadaşlar bu tankla ilgili kafanıza takılan bir soru? Abi şurası neydi, burası neydi diye sorularınızı alayım. Oradan sonra da 2-3 tane maç yapıp bu inceleme videosunu kapatalım. Cübbeliciğim. Anlatmazsam kendiniz de bakabilirsiniz yahu. Tank bu şekilde. Evet, varsa sorunuz onları cevaplayayım ardından da maça geçelim. Yanıyor mu çok? Yani genelde düşmanlarınızı ön tarafınızda tuttuğunuz zaman yanmıyor fakat arkadan yiyeceği atışlarda şu ana kadar motor hasarını pek yemedim diye hatırlıyorum. Hiç yanmadım. Hiç yangın söndürücüsünü kullanmadım ama muhtemelen arkadan yiyeceği atışlarda çünkü %20 yanma şeyine sahip, yanma riski var. Yanabilme ihtimali yüksek. Ne zaman gelecek oyuna? Allah arkadaşlar şu anda Rus server'ında satışta zaten bu tank. Bize de benim tahminim önümüzdeki bir ay içerisinde gelir. Benim tahminim bu şekilde. Tank birazcık pahalı. Evet. Yani birazcık pahalı dediğimiz FCM ayarında bir tank. FCM'nin de 11.900 gold muydu? FCM'ye bakalım. FCM'nin nedeni de 11.900 gold. Evet arkadaşlar FCM'den biraz daha ucuz altın değeri olarak baktığımızda. Fakat oyunda ne kadar satışa çıkar bilmiyorum. Tanktaki top AMX5100'ün şarjörsüz hali. Aynen öyle. Maçı yapacağım otomagnetik. Prosesus tank tanımı bittikten sonra yayın devam edecek. Evet. Birkaç maç oynayacağım tankla. Ardından kendi normal yayınıma geçeceğim. Sen bu tankı alır mısın? Vallahi şarpısçı ben de FCM olmasaydı eğer
Bu tank düşünülebilir. Çünkü bu tank FCM'den daha iyi zırh konusunda. Gerçekten iyi zırhı. Birazdan göreceksiniz. Ama şöyle bir durum var. FCM'nin de Special Matchmaking'i var. Yani 10 tier'lerle karşılaşmıyor bir çoğu maçın. 8 tier'de yani FCM'nin de avantajı o konuda var. Kaçırdın az önce tekrar söyleyeyim. Yok Barış'cığım okudum onları. YouTube'dan izlediğin zaman videoyu okuduğumu göreceksin. Namlu'daki yazılar arkadaşlar özgürlük, eşitlik ve kardeşlik anlamına geliyor. Tekrardan söyleyelim. Şuradaki liberte, egalite ve fraternite Fransızca'da nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunlar bu anlama geliyor. Evet, tamam herhalde. Hadi bakalım maça girelim. Bir canlı canlı maç performansını görelim. Kamuflajını değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Aynı Panzer, ne oluyor lan? Heh, Panzer Mutt'taki gibi, Scorpion'daki gibi kendisinden kamuflajlı olarak geliyor ve bu şekilde satışa çıkacak. Kamuflajı bu. Evet, ilk maçımızda top tier çıktık. Tabii ben bu tankla 20 tane maç yaptım arkadaşlar. Top tier çıkma konusunda problemi olmayan bir tank. Birazdan size o 20 tane maçın istatistiklerini de göstereceğim. Para getirisini de anlatacağım. Matchmaking'de maçlara ne kadar çıktığını da göstereceğim. Ardından zaten yayını kapatacağız. Bir iki maç oynayalım. Görün tankın performansını. Ondan sonra da istatistiklere bakarız. Evet, tankın hareketliliği bakın. Hala kaç saniye geçti? 10 saniye geçti. Bakın hala top 40 bin 40 kilometre hıza çıkamadık tankla. Birazcık şurada tepe çıktık. Onun da etkisi var. Hızlanma konusunda problemi var. Yavaş bir tank yani. Aslında bildiğimiz ağır tank. Yavaş bir tanktan kastımız bu. Düz yolda 30 kilometre hızlı falan ilerliyor. Sert zeminde 40'a kadar ulaşabiliyor ama yumuşak zeminlerde işte böyle çayır çimende bataklıkta maalesef hızını çok kaybediyor. T-44-100'e birazcık hallenelim. Ne haber? Çıkacaksın mı buraya? T-43'üm. Bir izin ver. Bu bir daha yapacak sanki aynı hareketi. Mutsu orada kendisine oldukça avantajlı bir yer almış. Hiç oradan Mutsu'la çatışmaya girmeye gerek yok. Buradan diğer tanklara bakalım biz. Evet, bakın TVP'nin mermisini rahatça sektirdik. Taret zırhı gerçekten çok kuvvetli. Özellikle şöyle açı kazandırdığınız zaman, tanka doğal bir taret açısı kazandırdığınız zaman zemini kullanıp inanılmaz zırh kalınlıklarına ulaşıyor. Yani T-32 gibi bir tareti var diyebilirim. T-32'nin kapolasının daha belirgin olan hali taret konusunda.
Hep bizim takım 1-2-3 hattını aldı ama aşağıyı yine kaybettik. Klasik. O aşağıyı zaten ne zaman kazandık ki benim maçlarımda? Birazdan düşman şu bölgeden ilerleyecek bizim base'imize. O yüzden şuradaki Dicker Max'i ve TVP'yi alıp rahatça düşmana karşı savunma yapalım. Evet, bakın hareket halindeki isabeti oldukça kötü. Tankın dağılması çok yüksek hareket halinde. O nedenle atışlarınız inanılmaz dağılıyor. Ama Namlu'ya eğilmeniz de bir o kadar güzel. Böyle durumlarda çok rahat bir şekilde size göre aşağıda kalan tankları rahatça zorlayabiliyorsunuz. Şuradan STM'den atış yedik. Bakın STM'ine tekrar ön zırhımı döndüm. Ve bakın sekte. Az önce yandan yedik. Yandan yediğimiz atışlar maalesef arkadaşlar deliyor sizi. Her atışında deliyor. Ama önünüzü çevirdiğiniz anda sizi delmesi için 9 seviye bir tank destroyer olması lazım. Ya da 10 seviyede gold atan bir adam olması, pardon, 9 seviyede gold mermi atan birisi olması lazım ki yani bu da şu demek, 240-250 milimetre deliciliğe ulaşması lazım ki sizi rahatça delebilsin. Yoksa sektirme ihtimaliniz çok fazla bu tankla. Çok fazla sektiriyor arkadaşlar. Alışık olduğumuz Fransız tankları gibi değil. Hiç değil hem de. Bu maçta gösterme imkanı pek olmadı. Keşke replaylerimi kaydedebilmiş olsaydım. Evet, bakın topu durup nişan almadığınız zaman çok fazla dağılan bir top. Çok fazla. Artiden korkuyorum. Artı tutturamadı yine. Chat neden slow modda? Slow modda çünkü. Bazı olaylar oldu geçmiş yayında. O nedenle herkesin konuşma hakkını verimli kullanması gerektiğini düşündüğümden birazcık yavaşlattım. Evet, bakın nişan aldığınız zaman 400 metreye de oldukça rahat atışlar yapabiliyorsunuz ama nişan almazsanız o merminiz çok dağılıyor. Vay kep ya. Vay kep. Birazcık daha atış yapardık be gülüm. Evet. Ne kadar hasar attık? 1700 küsür hasarımız var. 3'te kilimiz var. 65.300 para verdi bize. Burada Scorpion G'nin 4.300 hasar attığını görebilirsiniz. Bakın ikinci sırada olduk deneyim konusunda. Detaylı raporlara girelim. 9 mermi attık. 7'de 7 isabet ettirdik. 1782. Zırhımız tarafından da 1000 sektirdik. Bize karı premium hesapla 65.000 kazandırdı. Mühimmat masrafı, dediğim gibi arkadaşlar, her mermisi 1K. Bakın 9 mermi attık. 9.270 kredi mermiye harcadık. Tankın tamir masrafını ben buraya yazmıştım. 7.600 arkadaşlar. Tankın tamamen tamir masrafı. Yani tamiri de çok ucuz bir tank. Hani kabaca ortalama olarak hani 15K ile 20K masraf ettiriyor bu tank size. Kabaca hani şöyle bir 10 mermi sıktığınızda, işte 15 mermi sıktığınızda falan 10-15K oraya gidiyor. 7K da tamir gidiyor. Topladığınız zaman 20K ortalamayla tamir masrafı tutuyor. %10 ekstradan kredi bonusu var. Yani siz 1260 kredi kazandığınız zaman 126 kredi de ekstradan geliyor size. Evet. Bu şekilde 8 diğer maça çıktığında böyle arkadaşlar.
Hadi gelin bir maç daha yapalım. Bakalım bu defa nereye çıkacak? Ne olduğunu sorsam, neyin ne olduğunu soracaksın. Otomagnetik. Ryuk 94. Slow mod 10 saniye diye biliyorum ben. Yani 10 saniyede bir yazmasan da olur yani. Öyle düşün. Şu an 10 saniye diye biliyorum. Karaavcı bir bakabilir misin? Chat'in slow modunun kaç saniye oluşunu. 10 saniyede ise tekrardan 10 saniyeye ayarlayabilir misin Karaavcı senden rica etsem? X46 delmeye sahip tank bunu deler mi önden? Mesela Scorpion G. Zorlanır. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer tank önünü birazcık kaldırdıysa, hani açı verdiyse doğal bir şekilde delemez, seker. Çünkü ön zırh plakasına tekrar 10 mm buff gelecek arkadaşlar. Şu anda ön zırh plakası 180 mm, şuradaki plaka 180 mm, 190 mm olacak bu zırh. Oyun satışa çıkarttığı zaman bu tankı bufflı bir şekilde gelecek. Şu an can puanı 1350, bufflı bir şekilde gelecek. 1500 canla gelecek. Artı az önce kredi gelirlerine bakmışsınız. Çok fazla kredi vermiyordu. Tank ekstradan %10 daha fazla kredi getirecek şekilde satışa gelecek. Yani bayağı bir bufflı şekilde gelecek oyuna. Şu anki halinden %10 daha iyi halde gelecek tank. Bu tankla gold mermi atmanıza çoğu maçta ihtiyaç olmayacak. Çoğu maçta. Hani eliniz iki tuşuna gitmeyecek yani. 232 mm derecelikli bir topunuz var. İnanılmaz yeterli. Anca E100'ü falan işte önden delmeye çalışırsanız falan belki ihtiyacınız olabilir. Onun dışında çok da ihtiyacınız olmayacak gold mermiye. Ama normal mermisinin masrafı da 1K. Normal mermi masrafı yüksek yani. Evet sevgili E100 yürümüyor. Bu nasıl 10 tier maç ya? Üçer tane artı var. Kimse yerinden kıpırdamayacak. Evet. İşte artili maçı oyunun doğasını aslında bozuyor arkadaşlar. Artili maçlar. Sizce de öyle değil mi? Yani oyunun doğası tanklar. Abim tankların birbirleriyle çarpışması gerekmesi lazım. Mantıken. Ama tanklar birbirleriyle çarpışmaktan ziyade gerilerde yatıp snipe yapıyor. 3 artı. Açıkçası ben kafamı çıkarmam köşeden. Çünkü bu tankın zırhı yok tepesinde. Herhangi bir rakip artı bana tek atar şu an. Direkt tek atar yani. Hiç acımadan. O riske girmem. Evet. Bizim üsse yandan baskın var. Şuraya bir odak kapatmamız lazım. Sentriyon geçerken vurabilmek için ama muhtemelen vuramayacağım gibi duruyor. Vurdum, sektirdim. Evet, şu an 2K'yı boşa sıktım. KV4'e karşı bakalım. Biraz açı verdi KV4 ama ömrünen delemeyeceğiz. Şu an daha delinebilir bir kıvamda KV4. Evet, bu tankta KV4 gibi bir zırh yok. KV4'ün yan plakası çok kuvvetli. Bu tankın ise yan plakası oldukça kuvvetsiz. Tank biraz op olmuş. Daha da op gelecek. %10 daha da op halde gelecek. Zırhı daha da kalın olacak arkadaşlar. Evet KV4. Gel bebeğim. E100'cüm, neredesin? Ha, diğer tarafta mısın? Hadi birlikte çıkalım.
Yazık oldu KV4'e. Artiler şu karşıya geçtiyse sıkıntı. Evet, can. Evet bak tam karşıda artiler. Bir tanesi geçmiş oraya. 5 et artı geçmiş tam karşıya. Şuradan tekrar 9'a deneyebiliriz. Tabii görebilirsek. Şu E100'ü bitirseler yürüyeceğiz. Evet, bizim E100, diğer E100'ün arkasına doğru hallendi. Güzel bir hallenme oldu. Evet, E100 öldü artık. Artık rahatça gidebiliriz ya. Bizi kimse durduramaz. Haydi bakalım. Zaten maç 9-3. S3 oradan ittirecek CDC'yi. CDC IS-3'e doğru gidecek mi? Gitmiyor. Tabii Charioteer. Bize kalmadı bile. Adam. Bize vuracak IS-3. Biz de ona vurduk. Evet bakın arkadan yediğim mermi direkt yakıt deposunu bozmak. Tam kıçımın arkasından yedim. Tam ortasından sapladı adam. Yani bu ne demek? Arkadan, tam arkadan yiyeceğiniz atışlar sizin yakıt deponuza mal olabilir. Evet, Behçet Arti'nin yerini işaretleyelim de boşuna aramasınlar Behçet Arti'yi. Az önce atışını yedik çünkü. Behçet Arti'nin. Evet bak yukarıda. Abimiz. İyi, son bir tane daha atış yaptık. Bunu YouTube'a koyacaksın. Koyacağım Tolgacığım, evet. İyiyim Regedit, sen nasılsın? Evet, 10 tier'deki çok kötü bir maçta 41 bin para verdi bize. Ve bunun 29 binini kar ettik. Hani komple ölseydik de karım 25 bin falan olacaktı. Hani inanılmaz kötü bir maç oldu. Cidden çok kötü bir maç oldu. Çünkü hiçbir şey yapamadım. Artiler yüzünden çok korktum. Hiçbir şey yapmadığınız maçta 25K kar bırakıyor size. Şimdi sorulara bakayım. Birkaç tane soru geldi. Bu tank T-32'den daha iyi bir tank. Namlu konusunda hareketli atışı yapamıyor. T-32 o konuda daha iyi. Ama T-32 ayarında bir tank gerçekten. Biraz fazla VN8 veriyor. Bilmiyorum şeye göre. Neye göre ayarlıyorlar onu bilmiyorum. Tabii canım tank ağır. Ağır bir tank. Özellikle de böyle çamurlu, çimenli, işte topraklı arazilerde hızını çok kaybediyor. Hani zemin direnci kötü. İyi değil zemin direnci. Hızını kaybediyor. Kabaca bir T-32 kıvamında falan ilerliyor yani. Ama taret zırhı olsun, gövde zırhı olsun gerçekten oldukça faydalı. Çok zırhı var. Sektiriyor. BCM'nin yerine gelmeyecek, hayır.
FCM'yi ellemiyorlar arkadaşlar. Şu anda FCM ile ilgili herhangi bir bilgi yok. FCM yerinde duruyor. Oni'cim ne tarafa gidiyorsun Oni? Orası sana uygun değil biliyorsun değil mi? Peki sen oraya git. Bakın toprak zeminde 30 toprak zeminde ve düz bir zeminde 30 kilometre 32 kilometre falan hızla gidebiliyorsunuz. Yani maksimum hızı 40 olsa bile ona erişmesi zor bir beygir gücü var ağırlığından dolayı. Bu nedenle bu tankta rem atma falan yapamazsınız. Hızlı değil çünkü. Hani belki yokuş aşağı yakaladığınız bir adama rem attığınız zaman güzel bir rem atar ama. Ön plakası 180 mm, tank 70 ton. Hani koç kafası dediğimiz hayvan gibi bir hasar atacaktır. Evet. Abi FV su yüzücüm. FV oradan atacak. Umarım GV Panther de şu tarafı almamıştır. Bu maç artilere meze olabiliriz. Buradan spotlandığıma göre şurada bir light tank var. Bir daha çıkar mısın oradan? Kız. Bir daha kafanı göstersen oradan. Evet. 3, 2, 1. Hop. Haha spot yedim. Tam oradan baktığı zaman ateş ettim. Muhtemelen deldik o mermiyi. Bu defa vuramadık orayı. Evet bak delmişiz. Gördüğünüz gibi canı az. Bir kere daha vurduk. Gönder oğlum mermiyi. Wow deldi. Nereden deldi? Paletin yanından deldi. Evet şu an topumuz bozuldu. İsabetimiz çok bozulacak. Bu spıç ölseydi güzel. Spıç'ın ölmesi güzel oldu. Hadi T32'cim go yavrum. Go yavrum. Ups T32 şey IS-3'ün yanlış yerine vurdum. Ah işte bunu sevmiyorum bu yüzden. Öleceğim şu anda. Geri de kaçamıyorum ARL yüzünden. FV-304 öldürecek beni. Evet bak mermi geldi. Arkama. Yanıma da geldi tekrardan. Hala spotta mıyım acaba? Proxy spotta olabilirim hala. Top tier çıkma şansı biraz fazla. Valla o konunun ben istatistiğini tuttum oynadığım 20 maçta. Birazdan size gösteririm onu yayını kapatırken. Ne kadar para kazandığı ortalama 20 maçta ne kadar matchmaking maçlarına atandığını falan. Ben bunların hepsinin istatistiğini tuttum. Hangi maçlara, hangi haritalara çıktığımız falan diye. Maalesef replay kaydı açık olmadığı için bakın ayarları şu şekilde. Replay kaydı son savaş kaydını sadece kaydediyor. Böyle açık unutmuşum ben oynarken. Maalesef o yüzden 20 maçın sadece bir tanesinin replay'i var. Hatta o replay de gitti şu anda. Şu an oynadığımız maçın replay'i olacak. Evet FV bana vuracak. Sonunda rahatladı.
Yoksa ben bu tankın videosunu çekecektim. YouTube videosu olarak çıkartacaktım. O replayler kaybolduğu için bu şekilde bir inceleme yapacağım size. Tankın nişan alma süresi 2,9 saniye. Çok uzun. Ha ben de diyorum 13,75 neden hareket etmiyor? Yan dönmüş. Garibim. Bu 101 canıyla gidiyor. STA 2 ilerliyor arkadan. T-34'e gitmemiz lazım bizim. En yakın o var şu anda düşmana. Ante HS. Evet ISC diye git demişler. Doğru önermişler. Çünkü yeni başlayan bir oyuncuysan oyuna IS-7 ve IS-7 hattındaki tanklar yapacağın hatayı en fazla tolere eden tanklardır. Bu ne demek? Şimdi sen hatalı bir hareket yapacaksın ve öleceksin diğer tanklarda. IS-7 hattı, IS-7 ve hattı, KV-1 ve IS-3 özellikle zırh konusunda çok başarılılar ve oyuncu hatalarını tolere ediyorlar. Hani daha fazla hayatta kalıyorsun kendi kendine. Hiçbir şey yapmasan bile. O nedenle o hattan gitmen doğru. Tankların ağacından giderken evet sırasıyla oynaman gerekiyor. Ya da serbest deneyimin varsa tankları serbest deneyimle açarsın. İstediğin seviyeden başlarsın. Serbest deneyimi açmak da başka tanklarla oynamak anlamına geliyor. Evet 1500 hasar. 1 kill. 59.000 kredi. 42.000'ini kar ettik. Premium hesabımız olmasaydı 40.000 kredi 39.500 kazanacaktık. 22.000'ini kar edecektik. Evet hadi bir maç daha yapalım ardından bu tank inceleme yayınımızı kapatalım. Son seviyeleri atıyor evet. Special matchmaking'i yok. PCM'den iyi mi? Tartışılır. İyi olduğu yönleri var, kötü olduğu yönleri var. Tepeyi 45 mm'den daha fazla yapsalar da olur. Yani tepeyi 45 yapsalar işte normal bir şekilde yeriz artilerden. Az önce FV-304'ten 200 küsür atış edim. Normalde 100 falan yersin FV-304'ten. Öyle düşün. Tekrardan söylüyorum. Bu tank ön plakası ekstradan 10 mm kalınlaşacak şekilde gelecek. Şu anda ön plakası 180 mm 190 olarak gelecek satışa. Para getirisi ekstradan %10 daha fazla olacak şekilde gelecek ve hop spot yedik. Bu hiç güzel olmadı. Şu gövdesinin üst plakası var ya şu artilerden yediğimiz yerler, şuralar falan. Buraları da 20 mm'ydi. 45 mm olarak gelecek. Görüş mesafesi de 10 metre artacak. Hani kısaca tankın performansı bir miktar daha fazla bir şekilde gelecek. Ama mobilitesine herhangi bir buff söz konusu değil. Yani zaten tank ağır. Ağır olarak gelecek yani. Yavaş. Oldukça yavaş bir tank. Bakın IS-110 bizden daha hızlı. Gördüğünüz gibi. O da 8 seviye bir ağır tank. Biz de 8 seviye bir ağır tankız. O daha hızlı. Beygir gücüm belki benim ondan çok daha fazladır. Ama tankım çok ağır. 70 ton. O yüzden motor gücü bu beygir gücünü götürmeye yetmiyor. Evet, artı atışını yaptı. Bakın yukarıya çıkarken bir bayır bir tepe çıkarken zorlanıyor tank. Hani bayağı alıştığımız Fransız tanklarından çok bambaşka bir Fransız tankı bu. Zırhlı, ön zırhı çok zırhlı, yavaş,
Ve top dağılması yüksek bir tank. Evet, yandan geçerken spotu yedik. Ve şu RHM'yi vursalar çok güzel olacak. T57 reload'da. Bunun farkında değiller. Adamlar birbirlerine girdiler orada. E5, E5. Adamlar orada birbirlerine girdi. Bizimkiler farkında değiller mevzunun. Rezon E5 artıdan 7 sanırım. Ops, isabet ettiremedik. Kötü oldu bu. E34 de yapacak mı aynı şeyi? Muhtemelen yapmayacak. T7 de aşağı atladı. Hadi Tyson E5 saldır. Bak artı da attı artık. Artık yürümek gerekiyor. T32'yi delemedik. Şu an proxy spot'tayız. T7'de öldükten 10 saniye sonra hareket etmem lazım ki artı ya da şuradaki tank destroyer'lardan atış yemeyeyim. Şu an hala spot'tayım. Şimdi spot'um gitti. Evet, bu bir spot kuralı arkadaşlar. Eğer birisi sizi spotluyorsa ve birisinin sizi spotlama ihtimali artık ortadan kalktıysa 10 saniye boyunca hala spotta kalırsınız ve spotunuz daha sonra kaybolur. Bakın. BV beni spotladı. Şu an 10 saniye boyunca spotta kalacağım ben burada. 10 saniye boyunca düşman takım beni görecek. Ve bakın benim modumdaki şu göz işareti de zaten 10 saniye boyunca bekliyor. Ama ilk spotlandığın andan itibaren 10 saniye bekliyor. Hani daha spotun kaybolmadan bir spot daha yersen işte o zaman sıçtın demektir. Çok güzel. İsabet ettiremedik, delemedik. Type 64 balkonda. Type 64'ün bu maçta ne işi var ya? Çünkü Conway ile birlikte müfreze yapmış. Merhaba. Şurada olabilir misin? Bence oradasın. Aa, hayır. Type 64'e vurduk mu? Bana onu söyleyin siz. Type 64'ün canı azaldı mı? Göremedim ki. Öldü. Evet, maalesef FV Tank Destroyer. 10 tier maçlarda biraz pasif kalıyorsunuz. Özellikle de harita sizin böyle oynayabileceğiniz bir harita denk gelmediyse zorlanıyorsunuz on tier'de yavaşlığından ötürü. Test server değil arkadaşlar. Basın hesabındayım ben. Basın hesabı ne demek? Benim gibi yayıncılık yapan, daha doğrusu yayıncılık yapandan girmeyelim. Benim gibi topluluk katılımcısı, World of Tanks'ın topluluk katılımcısı olan birisiyseniz böyle yeni çıkan tankları, işte yeni gelecek tankları önceden test etme imkanınızı sağlayan sadece o yeni tanka özel. Bakın bu hesapta bu tanktan başka hiçbir tank yok. Bir tier tanklar var. Bir sürü altını ve serbest deneyimi olan bu tankları test edebilmen için üretilmiş bir hesap. Bize veriyorlar. Alın bu tankı test edin. Videolarınızı çekin, yayınlarınızı yapın diyorlar. Biz test ederken aynı zamanda geri dönüş olarak bu tank işte şöyle olmuş, böyle olmuş diye onlara geri dönüş de yapıyoruz.
Ona göre değişiklik yapacaklarsa yapıyorlar ve tankı piyasaya sürüyorlar. Hani bir nevi ara oyuncu, ara tester. Hani ne tam testeriz, tam test olarak yani süper test gibi bir testeri değiliz. Ne de tamamen oyuna geldikten sonra hiçbir şey bilmeden alabilen birisi değiliz. Aynı sizlere anlatmak için bu işleri yapan, genelde yayın yapan kişilerden, işte forumda aktif olan kişilerden seçilir topluluk katılımcıları. Ya da siz de başvurabilirsiniz. Forumda bunun konusu var, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı. Bu kişilere verilir böyle basın hesapları. Biz de bu tankları inceleriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tank bu. Kısa süre sonra satışa çıkacak. Benim tahminim, net bir satış fiyatı söylenmedi bize. Benim tahminim FCM civarında olacağı. FCM'den bir tık daha ucuz olur. Çünkü aralarında 200 gold kadar bir fark var. Bu 11.700 gold, FCM 11.900 gold. Uf, böyle gençler, durum bu. Haydi bakalım. Şimdi benim bu tank için size hazırladığım istatistik grafikleri var. Onlara bakalım. Ve ardından inceleme mevzumuzu kapatalım. Ya arkadaşlar, birazcık hastayım ben. Hafiften bir başım ağrıyor. Yani sıkılıyorsanız benim yapabileceğim bir şey yok. Evet, istatistikler bu şekilde arkadaşlar. Ben bu tankla tam 20 tane maç yaptım bu yayından önce. Çeşitli 2 günde. Bu maçlarım sonucunda 1955 hasar ortalaması tutturdum ve 1955 hasar ortalaması artı 1.4 kill ortalaması artı 692 de saf deneyim ortalaması tutturdum. Bu haliyle bana maç başına ortalama 65.000 kredi getirdi premium hesapla. Premium hesabım olmasaydı 43.000 kredi getirecekti. Ortalama 18.000 kredi harcama yapmışım tanka 20 maçta değişken bir şekilde. Bunun sonucunda premium hesapla her maçlık ortalama karım 46.000 olmuş. Premium hesabım olmasaydı da 25.000 kar ediyormuşum her maç. Yani premium hesabım yoksa ben 20 maçın sonunda 500 bin para kasıyorum. Premium hesabım varsa 935 bin para kasıyorum. Bu para getirisi az. Az olduğu için kredi getirisini %10 arttıracaklar arkadaşlar. Bu da bize maç başı ortalama karımızı 51 bin premium hesapla 51 bine getirecek. Normal karımızı ise 27 bine getirecek. Yani kabaca premiumsuz hesapta 550 bin kredi kasarken premiumlu hesapta ise 1 milyonun üzerinde bir para kasıyor olacağız bu tankla. Evet, istatistikleri bu şekilde. Gelin şimdi matchmaking'e falan nasıl atanmış, bunlara bakalım. Benim oynadığım 20 maçtaki matchmaking ataması bu şekilde. Oynadığım 20 maçın 9 tanesini 8 seviyelerde oynadım. 5 tanesini 9 seviyede oynadım. 6 tanesini de 10 seviyede oynadım. Yani oynadığınız her iki maçın bir tanesinde top tier çıkıyorsunuz. Geri kalan diğer maçlarda ya 9 seviyeye ya da 10 seviye maça düşüyorsunuz ki zaten bakın az önce 4 maç yaptık. 2 tanesini 8 seviyeye düştük. 2 tanesini 10 seviyeye düştük. Benim bu 20 maçlık serüvenimde 11 tane maçımı kazandım. 9 tane maçımı kaybettim ben bu tankla.